2 milyon insanın öldüğü bir mücadele. Tüm dünyayı etkileyen koca bir kasırga. Arzuların tarumar ettiği onlarca ülke. Bu video nereden çalıntı diyeceğim? DFT'den direkt çalıntı değil herhalde. Türkçesi öyle mi? Tank paletlerinin ardına bıraktığı bir enkaz. Bunu yapacak Türk yok oğlum. Bunu yapacak tarihler Türk yok abi. 1943 yılının başını gösteriyordu. Hitler'in ordusu Doğu Cephesi'nde ilk büyük yenilgisini aldı. General Paulus adamlarıyla beraber Stalingrad ayazında düşmanına teslim oldu. Wehrmacht'ın 6. ordusu yüz kızartıcı bir şekilde Rusya'nın kışına gömülüp gitmişti. Stalingrad'ın düşmesinin ardından Kafkasya'daki General von Kleist'in 1. Panzer ordusu tehlikeli bir duruma düşmüştü ve 15 Ocak 1 Şubat tarihleri arasında Rostov'a çekildi. Ocak ayının ikinci yarısında cephenin güney kesiminde başlayan Kızıl Ordu genel taarruzları birbirini izledi. Alman ordusunun saldırılar karşısında yaralarını sarması için geri çekilmesi gerekti. Böylece savaş cephesi Leningrad'dan Karadeniz'e kadar 1500 kilometrelik bir alana gerilemişti. Almanların altın çocuğu ve Wehrmacht'ın en yetenekli generali Alman Feldmarschall Erich von Manstein. Erich von Manstein bu arada Hearts of Iron'da da tankların başındadır reis. 1943 yılının Şubat ve Mart aylarında modern tarihin en büyük çarpışmalarından biri olan 3. Harkov Muharebesi'ni kazanarak kabaca güneyde Rostov'dan, kuzeyde Leningrad'a uzanan bir cephe hattı oluşturdu. Bu cephe hattının merkez bölgesinde Alman ileri pozisyonları arasında bir Sovyet girintisi kalmıştır. Bu girinti güneyde Kharkov'dan kuzeyde Oryol civarına kadar uzanıyordu. Generallerin çoğu daha gerilerde sağlam bir savunma hattı kurmayı planlarken Stalingrad'dan dolayı gururu kırılan Hitler intikam ateşiyle yanmaktaydı. O yüzden her zaman olduğu gibi hücum emrini verdi. Saldırı için de Kursk çıkıntısı seçilmişti. Rusların asker gücünün 5'te 1'inden fazlası burada toplanmıştı. Eğer başarı gelirse Kızıl Ordu'ya ağır bir darbe vurulmuş olacaktı. Harekatla ilgili her kafadan ayrı ses çıkıyordu. Bu sesler en nihayetinde Mart ayında Hitler'in de bulunduğu bir toplantıda neticeye bağlandı. Walter Model'in 9. ordusu Oryol'dan güneye doğru saldırırken Hermann Hoth'un 4. Panzer ordusu ve Kempf ordu müfrezesi Manstein'in genel komutası altında Kharkov'dan kuzeye doğru saldıracaktı. Kursk yakınlarında birleşmeyi planlıyorlardı. Bu yeni cephenin genel idaresi de Erich von Manstein'e verilmişti. General kıskaç ve yıldırım harekat tarzlarının hızlı ve şaşırtıcı hücumlara dayandığını bildiği için hemen saldırmak istiyordu. Nisan ayında yapılacak bir saldırı Almanlara zaferi getirebilirdi. Bir an önce harekat başlamalıydı. Hitler ise tereddütlüydü. Manstein'i dinlemedi. Yeni üretilen Ferdinand tank savarlarını, kim Tiger ve kim? Panther tanklarını bölgeye yığmak için harekatı sürekli erteledi. Tiger tankları teknolojinin son harikalarıydı. Savaşın Tiger değil, es man nennt sich, man nennt diese Panzerwagen Autos nennt man doch mal Tiger. Die nennt man Tiger. En korkulan silahı olan 88 mm'lik uçak savarların tank haline geçti. Der Name ist Tiger, nicht Tiger. Scheiß Amerikaner. Getirilmiş halleriydi. Mark 6 ya da bilinen adıyla Tiger, savaş alanındaki tüm tanklardan daha güçlüydü. Savaşın bu inanılmaz tanklarını deneyimleyebilmeniz için size güzel bir önerimiz var. World of Tanks. World of Tanks takım tabanlı ücretsiz bir tank oyunudur. Harika grafik... Ananı sikeyim, ben bu kadar sponsor alamıyorum. Nasıl alıyorsunuz ya? Oha be! Ne oluyor ya? Bir anda selahatlandık amına koyayım ya. Hemen indiriyorum abi. Oha, ben çıkıp böyle bir şey anlatırken evet arkadaşlar işte bu oyunu da böyle oynuyoruz diye burada yayın yapsam beni ters tutup düz sikersiniz lan siz. Ahmet abi para kazanıyor sen out. Bundan para ver, taş kemirsin. Orası bu çocuğu yarayın. Adam direkt sela atladı lan. Ve efektleri. Böyle bir sela at yok ya. Bile size savaşın atmosferini yaşatacaktır. Oha ne oluyor, adam Geschützwagen'le viraj alıyor amına koyayım. Böyle kötü tankçılık mı olur be? Almanların Tiger ve Panther'larını kullanarak ya da Sovyetlerin T-34'lerini seçerek savaşta kullanılan tankların neler yaptıklarını rahatlıkla görebilirsiniz. Bu oyuna yeni başlayacak olan siz takipçilerimize oyunla ilgili güzel bir haberimiz de var. Aşağıda ve tamam ya, İndirme linki ve kodu tamam. Ertelemesi ve buraya yığabildiği kadar mühimmat yığması Hitler'in planını Sağır Sultan'a dahi duyurmuştu. Dolayısıyla Kursk çıkıntısına karşı planladığı Zitadelle harekatı... Kanka sen böyle bir lojistik başlatacaksın. Düşmanın haberi olmayacak. Yani
Uçak değil bir tane pırpır geçse görür amına koyayım. Sen o kadar Panzerkampfwagen'i süreceksin cepheye. Oldu abi. Sürpriz faktörünü ortadan kaldırıyordu. Evet. En basit asker... Zubasa sellout yapmadım. Hiç para almadım ben oradan. Çok sevdim o oyunu. Bir strateji bilgisine sahip biri bile Almanlar için en bariz hedefin Kursk çıkıntısı olduğunu söyleyebilirdi. Evet abi. Bunu bilen Rus başkomutan vekili Zhukov derhal bölgeyi tahkim etmeye başladı. Stalin ve yüksek komutanlar Almanların üzerine karşı önleyici bir taarruz yapılmasını istiyordu. Çünkü Blitzkrieg Kızıl Ordu'da dahil bütün düşmanlarını alt etmişti. Yine aynı şeyin olmasından korktular. Ne var ki Zhukov onları zor da olsa savunma yapmaya ikna etti. Zhukov'un Alman tanklarına karşı çok farklı bir silahı vardı. Neydi? Kursk şehrini... Oğlum heyecanlandım lan. Niye kilitlendim bu kadar? Amına koyarım. Hayırdır ya? Etrafı yıldırım harekatı için biçilmiş bir kaftandı. He. Bunu bilen Rus general Almanları siper savaşına çekmek istiyordu. Siper savaşının en önemli şeyi ise asker sayısının çokluğuydu. General kendisinin Almanlardan iki kat fazla asker ve mühim... Oğlum Kursk'ta 3 kişi mi yaşıyor lan? 3 kişi yaşıyorsa niye 2 tane kilise var? Bu ne lan? 4 binanın arasından ne cephesi? Ne yapıyorsun? Mühimmata sahip olduğunu biliyor ve buna güveniyordu. Merkez cephesi ve Voronezh cephesi savunma hatlarını dolduruyordu. Oh, ve step cephesi yedek kuvvet olarak bekliyordu. Kızıl Ordu ve binlerce sivil, 175 kilometre derinliğinde bir savunma hattı oluşturacak şekilde yaklaşık 1 milyon mayın dö- Binlerce sivil dediği de şey değil mi? 6 tane conscript gönderiyorlar. 6 tane conscript gönderiyorlar. 5'inde silah yok. Birinde şarjör var, birinde silah var. Gidin cepheyi tutun. Ya komutanım ya. Tutun oğlum cep. Ya komutanım Dimitri'ye silah verdiniz. Biz ne yapacağız işte? Dimitri ölünce sen sık ya. Bunu da ben mi söyleyeyim? Dimitri ölünce sen alıyorsun. Sen ölünce arkadaşın alıyor. Yani Allah'ım yarabbim bunu ben mi anlatayım ya? Gerizekalı mısınız? Döşeyip 5000 kilometre uzunluğunda siper kazdılar. İlaveten 1 milyon 500 bin personel, 5000'e yakın tank, 20 bin top ve 2792 uçaktan oluşan devasa bir ordu yığınağı yaptılar. Wow. Bu güç, insan gücü olarak Sovyet ordusunun %26'sına, havan ve topçuların %26'sına, savaş uçaklarının %35'ine ve zırhlı birliklerin %46'sına denk geliyordu. Dünyanın en güçlü savunmalarından biri Kursk'ta oluşturulmuştu. Zhukov, panzerlere karşı kürekle cevap verecekti. Bir gerçekten tankın en büyük korkulu rüyası hendeklerdi. Hitler saldırıyı erteledikçe Zhukov, cephenin her tarafına köstebek gibi hendekler kazıyor, mayın hatları düşüyordu. Bu şekilde onlarca savunma kuşağı oluşturdu. Görünüşe göre Manstein'in bu örümcek ağının içinde işi bir hayli zor olacaktı. Rusların merkez cephesinde komuta Konstantin Rokossovski'de, Voronezh cephesinin komutası Nikolay Vatutin'de, step cephesinin komutası ise Ivan Konev'de olacaktı. Abi herhalde Rus ordusu bol bol patates yiyip kürekte kazı yapıyorlardı abi. Yani mermi sıkmak yok. Harekat yaklaşırken iki ordunun hava kuvvetleri art bölgelerde ikmal hatlarını zarara uğratmak için çok çaba harcadı. Luftwaffe artık eski gücünde değildi. Diğer cephelerde çok fazla kayıp vermişti. Her ne kadar Alman sanayisi yeni uçaklar üretse de yeni açılan ve açılacak olan cephelere kuvvet kaydırılması hava kuvvetlerinin gücünü düşürmekteydi. Hitler'in harekatı hızlıca yapması gerekiyordu. Çünkü kendisini batıda büyük bir tehlike daha beklemekteydi. Führer 1 Temmuz... Führer ne be? Führer! Führer! ...günü harekat tarihini açıkladı. Saldırı 5 Temmuz'da 900 bin asker ve 3 bin tankla gerçekleşecekti. Harekatı kuzey ve güney şeklinde inceleyelim. 5 Temmuz günü kuzeyde General Walter Model komutasındaki 7 zırhlı tümen, 2 mekanize tümen ve 9 piyade tümeni Oryol yönünden taarruza geçer. Alman uçakları karadan yapılan saldırıyı destekleyeceklerdir. Gelin görün ki Ruslar istihbarat sayesinde saldırı gününü öğrenmişlerdi. Derhal uçaklarını kaldırdılar. Almanlara hava desteğinden yoksun hale getireceklerdi. Vallahi lakin Ruslar organize olamamış ve iletişim konusunda büyük beceriksizlikler yapmışlardı. Nasıl abi herkes Rusça konuşmuyor mu ya? Ha, kaliteli espri. Devam. Avcı uçakları erken, bombardıman uçakları geç kalkmıştı. Bu hatayı affetmeyen Luftwaffe bir anda üstünlüğü ele geçirerek Rus uçaklarını etkisiz hale getirdi. İlk iki gün duruma hakim olan Alman uçaklarında yakıt sıkıntısı baş gösterdi. Rus uçaklarının baskısı da artınca iki gün ardından üstünlük bir anda Rus hava kuvvetlerine geçti. Hava desteksiz saldırıyı ilerletmek her ordu için zordu. Karada ise 9. Abi iki tarafta gerizekalı. Birisi konuşamadığı için sıçıyor. Öbürü diyor ki yakıt yok yakıt. Amına koyayım. Yakıt yoksa niye saldırıyorsun orospu çocuğu salak mısın sen? Ya abi ben ne diyeyim ki abi şu an...
Ya şu savaşı dinliyorum. Orada kaç yüz bin kişinin öldüğünü düşünüyorum bir de. Ya hepsi böyle küçük pipili generaller yüzünden. Böyle gideceksiniz, tamam mı? Böyle çı diye tarayacaksınız, tamam mı? Sonra uçaklar böyle, tamam mı? Dinliyor musun? Hans, beni dinle bak. Böyle, tamam mı? Komutanım, yakıt. Ya tamam falan, ölüyor falan hepsi ondan sonra. Böyle savaş mı olur amına koyayım? Önce ordu aynı gün saldırıya Kadar geçmiş. salak cami. Saldırı 45 kilometrelik bir alana yayılacak, önden tanklar gidecek ve panzerlere yol açacaktı. 45 kilometre genişliğinde Aynen, füzenin ucuna makineli tüfek takalım, inerken de tarasın. bir cephede saldırıya geçen Almanlar, kendilerini mayın tarlalarının arasında sıkışmış vaziyette buldular. Uzaktan kumandalı Goliath ve Borgward mayın temizleme araçları varsa da genelde başarılı olamadılar. Mayın tarlasında sıkışan ve Rus topçusu tarafından bunaltılan Alman 9. ordusu ilerlemekte çok zorlanıyordu. Savaşın ilk gününden birçok ağır silahı kaybetmişlerdi. 9. ordunun ilerleyememesinde çeşitli faktörler rol oynadı. Sovyet savunma planlaması ve Almanların kuvvetleri bir noktaya odaklayamaması ana faktörler. Ananı sikeyim, bu Goliath, biliyorsunuz bunu değil mi? Bu var ya, tarihin en büyük orospu çocukluğu ha. Bu gidiyor patlıyor abi. Uzaktan sürüyorlar, patlatıyorlar. Adamlar tarihin ilk drone'unu yapmışlar. Bu ağır orospu çocukluğu. Bu terbiyesizlik. Bunun adı Goliath. İğrenç. Alman tankları toplu halde kullanılmak yerine parça parça kullanıldı. Ve çoğu zaman baksana. Uzaktan kumandalı da değil, kordonlu amına koyayım. Anda piyade desteğinden yoksundu. Sovyet savunma hazırlıkları diğer bir önemli faktördü. Mareşal Rokossovski komutasındaki merkez cephesi, Almanların muhtemel saldırı noktalarını doğru tespit ederek buraları ağır tahkikatlarla güçlendirirken diğer yerleri zayıf bıraktılar. Alman taarruzunun ağırlığını en fazla göğüsleyen Sovyet 13. ordusu, merkez cephesinin diğer birliklerinden asker ve tank savar topu sayısı bakımından kat kat üstündü ve bütün çıkıntıdaki en sert savunma hattını tutuyordu. General Model'in elindeki tanklar ise Güney birliklerindekine göre daha azdı. 10 Temmuz günü Almanlar hiç ilerleyemedi. Bu duraksamayı fırsat bilen Rus generaller hücum emrini verdi. Kutuzov harekatı 12 Temmuz'da başladı. Güçlü saldırı 9. Ordu ve 2. Panzer Ordusu'nun kanatlarını çok zor durumda bıraktı. Ruslar rakibi kıskaça alacağı benziyordu. İkinci bir Stalingrad hezimeti işten bile değildi. Sovyet taarruzunu durdurması için Luftwaffe görevlendirildi. Tehlikeyi bertaraf etmek için ayın 16'sında olağanüstü saldırılar düzenledi. Bu denli kardeşim, büyük hava saldırılarını oluyor. Tarih ender görüyordu. Ardı ardına kalkan uçaklar semada dans eder gibi savaşıyordu. Alman pilotlar anılarında kaç tane tank indirdiklerini sayamadıklarını söylüyordu. Savaş o derece dehşetli Yuh. Ve zorluydu. Sovyet kayıpları çok fazlaydı ve geri çekilmek zorunda kaldılar. Alman mevzilerine ulaşmak için gönderilen tanklar hızla geri çekildi. Olası bir 2. Stalingrad vakası Luftwaffe tarafından engellenmiş oldu. Güney cephesi de kuzey gibi hava saldırılarıyla açılış yaptı. İki taraf birbirine ağır darbeler vurdu. Oğlum, bu uçuş ne, bu üstüne ne? Uçuş, sorti üstüne sorti yapılıyordu. Sovyet Voroney cephesi, 52. Kolordu, 48. Panzer Kolordusu ve 2. SS Panzer Kolordusu ile oluşturulan Alman 4. Panzer Ordusu karşısında kuzey cephesine oranla daha az başarılı oldu. 2. SS Panzer Kolordusu daha dar cephede 2 Kızıl Ordu piyade alayına saldırdı. Hot komutasındaki 4. Panzer Ordusu'nun öncü zırhlı birlikleri savunma hatlarını ileri doğru zorladılar ve 6 Temmuz'da yer yer 15 kilometre ilerleme sağladılar. Bu cephede Ruslar yanlış karar almışlardı. Asıl büyük güç merkez cepheye kaydırıldığından buradaki mühimmat ve tank daha azdı. Rakip ise tam tersi durumdaydı. Voroney'in karşısına daha çok kuvvetle dikilirken merkezin karşısına daha az adamla çıkmışlardı. Alman kuvvetleri düzenli ilerlemeyi gerçekleştirmişti. Fakat kuzeyde olduğu gibi saldırı devam ettikçe taarruz cephesi genişliği ve yarma derinliği düşme eğilimindeydi. Kızıl Ordu, mayın tarlası ve toplarla yine Alman saldırısını geciktirmeyi başardı. De merak ediyorum, Elrain bu savaşta hangi taraftaydı acaba? Kayıp verdi. Almanlar çok fazla tank kaybetmesine rağmen dişe dokunur bir ilerleme kaydettiler. Manstein, kuzey kolundan yoksun bir şekilde başarıya ulaşmak zorundaydı. Bildiği tüm taktikleri uyguluyor, elinden gelen her şeyi yapıyordu. Bir ara Ruslardan ele geçirdiği tanklarla rakibin geri hatlarına kadar sokulmayı başarmıştı. Rusların her ihtimale karşı oluşturdukları step kuvvetleri 9 Temmuz'dan itibaren güneye kaydırılmıştı. Bu erken karar oldukça isabetli oldu. Kızıl Ordu'nun 7. Muhafız Ordusu, Kempf Ordu müfrezesine Donets nehrini geçtikten sonra sağanak yağışın da yardımıyla durdurunca Alman sağ kanadı korumasız kaldı. 2 tank kolordusuyla takviye edilen 5. Muhafız Tank Ordusu,
Prohorovka'nın güneyine hareket etti. Kardeşim kim kazandı ya? Ve derhal güney cephesinden Çin'i Ruslardan daha iyi yapıyordu. Almanya'yı Doğu Polonya'daki karargahına çağırdı. Ve Zitadelli harekatını geçici olarak iptal etme niyetini bildirdi. Haydi, karar vererek komutanı vermesine rağmen... Kardeşim bu kadar kötü olunmaz ya. Ya World of Tanks oynasalar bu olmazdı. Hazırlıklı olurlardı. World of Tanks oynasalar bu yaşanmazdı. İngiliz dili edebiyatı öğrencisiyim. Tolkien'in Lord of the Rings'ine İngilizce re-narrate ediyorum. Yayınlayamıyorum. Kimseyle paylaşamıyorum. Sen okur musun? Okumam. 100 kere okudum. Ahmet abi seni belki heyecanlandırmaz ama kappa. Bu ne? Aa! Neden ya? Hayır böyle şeylere gerek yok. Sordum ben 22 dakikasını izledim. Sen sadece ilk gösteriyi izler misin? Yok bulunamıyor. Adam iyi bağladı. Vallahi öyle. Çak. Çak seks hoş geldin. Rot VC 4 ay olmuş. Kesinlikle izle abi diyor. Aa yeter artık ha. 15 dakika 15 dakika atın izleyelim. Ne kadar sikik bir fotoğraf bu arada ya. Hitler intihar etmek için bunkera giriyor ya haberi şey diyor. Ya Helga'yı hatırlıyor musun Hitler ya? Ya ne güzel. Hatırladın mı ya? O şey çok güzel kartofel klos yapardı onu. Ya. Çok ilginç. Florin gelir 8 ay olmuş. 82 Kursk. 83 Stalingrad. 84 Moskova. Ne anladın? Fenerbahçeli Batuhan 6 ay olmuş eyvallah. Zalim san...